Gel. Ya Şirin, ağlama artık. Helak ettin kendini. Ben ağlamayayım ki, kimler ağlasın yenge? Evlenemediğime mi yanayım ha? Paranı o parmaklıklar ardında bıraktığıma mı yanayım? Ya babamsız düğün yapmaya kalkıştığıma mı yanayım? Hangisine yanayım? Abicim, hiçbir şey için yanmana gerek yok. Ya bunların hiçbiri çözülmeyecek şeyler değil ki. Allah izin verirse babam bir iki güne kadar gelecek. Nikah memuru şikayetinden vazgeçecek. Baran hapisten çıkacak ve siz tekrar başvuru yapıp evleneceksiniz. Sen yengemden de saf çıktın be abi. Ya sen inanıyor musun bu söylediklerine? Şirin, bak Hazar doğru söylüyor. Hepsi hal olacak, göreceksin. Sen yapma bari yenge, gözünü seveyim. Ya haram. Ben ne bahtsız, ne talihsiz bir kız çıktım ya. Kız çocuğu olaya çeker diyorlardı da evlenmiyordum. Ya Şirin'im, boşuna haksızlık ediyorsun kendine. Bak sen en azından nikah masasına oturdun. Onu yapamayanlar da var yani. Öyle düşün. Sağ ol. Vallahi içimi çok rahatlattın. Aa Şirin, yapma ama. Yeter artık. Hem her şerde bir hayır vardır demişler, değil mi? Bunun neresinde hayır var ha? Ya yenge, başımıza gelmeyen kalmadı. Kalendere ağam olmadan nikah kıymaya kalkarsanız yol acağı buydu. He? Ben çok mu istedim babam siz nikah kıymaya? Beklemek istemedim mi düşünüyorsunuz? Ya hiçbir şeyden haberiniz yok. Ben söz verdim, söz. Ne çocuğu? Şirin, abicim ne oluyor sana? Hadi abicim, lütfen kendine gel, hadi. Abi ben artık dayanamıyorum. Ya bir tanem, sen Baran için mi bu kadar üzülüyorsun? Merak etme, biz onu öyle ya da böyle çıkaracağız içeriden. Baran'a da üzülüyorum ama. Ya hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey. Ya neyi bilmiyorum? Az önce dışarıda da söz verdim falan dedin. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Bak eğer bilmem gereken bir şey varsa... Ya Şirin, vallahi ben dayanamıyorum artık. Evet Hazar, bilmem gereken bir şey var. Ben biliyorum. Ben biliyorum, ben sizi biliyorum. Ne oldu? Hadi anlatın, çabuk çabuk çabuk. Aslında Kalender babam kafa dinlemeye, tatile falan gitmemiş. Nasıl? Babam nerede şu anda? Onu biz de bilmiyoruz ama şu an nerede olduğunu biliyoruz. Ya Bella, bilmece gibi konuşmasana. Babam şu anda nerede? Hastanede. Ne? Hastanede mi? Hangi hastane? Çabuk 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 gidiyorum. Hayır. Abi hiçbir yere gidemeyiz. Çünkü hangi hastanede, hatta hangi şehirde olduğunu bile bilmiyoruz. Nasıl ya? Şirin, sen nereden öğrendin bunu? Kınamın olduğu gün kendisi aradı, söyledi. E sen de bana bir şey söylemedin. Babam hasta, biz burada düğün yapıyoruz. Olacak iş mi Şirin? Çok yalvardım babama ya. Neredeysen söyle gelelim dedim. Ama o bir bozok gibi davranacağımı söyledi. Benim kızıma yakışır bir şekilde kınanı yaktıracaksın dedi. Ne yapayım? Ay yengemi zor istiyorsan. Aynen öyle dedi. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksiniz diye de sıkı sıkı tembih etti. Ve sen de bana bir şey söylemedin Bella. Maalesef, aha. Abi ne olur, abi nerede söyleyelim, bulalım babamı. Ya çok merak ediyorum, ne halde ha? Hayır, hayır, kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Ama... Bak şu an size her ne kadar sinirli olsam da... belli ki babam böyle olmasını istedi. Merak etmeyin, ben bu konuyla ilgileneceğim. Ne yapıp edip babamı bulacağım. Gerçekten bulacak mısın? Bulacağım tabii ki bir tanem. Siz şimdi Baran'a odaklanın. Babam bende. Şirin, Hazar haklı. Sen de toparlan artık. Gelir gelmez odaya kapandım. Şimdi evdekiler şüphelenmesin. Tamam. Hadi. Hadi çıkalım. Ay! Allah! Ay. Ya anacığım, ne yapıyorsunuz siz burada? Dökülmüş yuvarlak gibi yapıyorsun. He?
O vakit deyin bakalım, içeriye kapanmış, ne konuşuyorsunuz? Hiç. Vallahi aldığımız duyumlara göre birilerine bazı sözler vermiş galiba. Yani ne sözü vereceğiz işte Ayşe anne? Bildiğin gibi birimize rutin sözler veriyoruz. Mesela ben, Baran'a evlenme sözü verdim. Ben de bir daha Hazar'dan bir şey saklamayacağıma söz verdim. Ben de bir daha Bella'dan habersiz gece kulübüne gitmeyeceğime dair söz verdim. Haberli de gidemezsin canım. Yok anam yok. Kesin bunlar bir fırıldak çeviriyorlar ha. Siz demin içeride ağamdan bahsediydiniz değil mi? Yok biz ağa demedik ki. Biz balık ağa dedik. Aha balık ağa. Hatta örümcek ağa bile demiş olabiliriz. Anam, ağam Temel Reis gibi denizleri açılıp balık ağına mı yakalanmış yoksa? Yok canım benim, Spiderman gibi o asıyı. Tövbe estağfurullah. Daha bakın, siz bizi ha bu Ayşe gibi salak mı bilmediniz? He? Yok anacığım, olur mu öyle şey? Estağfurullah ya. He deyin o vakit, içeriye kapanmış fıstırı fıstırı ne konuştunuz? Hı? Gelin. Hemen şu dakika ötmeye başla, yoksa seni doğduğuna pişman ederim ha. Kaçın ya! Hayvan kaçın ya! Ne oluyor kız? Koşun hele koşun! Ne oldu yenge ya, niye bağırıyorsun? Ya size bir şey göstereceğim, hadi koşun koşun! Ne duruyorsun? De haydi koşalım, de haydi! Ne? Show TV ana haber bültenine mi çıkmışız? Ya kız inşallah şişman ne çıkmamışımdır ben ya. Ekran 20-30 kilo koyu değildir. Vallahi Türkmen abla ben bile şişko çıkmışım, artık gerisini sen düşün. Ben bile derken? Dal gibi portatif bir kadın kişisiyim sonuçta. Ay tamam ya karılar Allah aşkına, vallahi ben sizin vıdı vıdınızı çekmek istemeyeyim ya. Ben artık evlenip kendi kocamla kendi vıdı vıdımı yapmak isteyeyim ya. Allah aşkına bir sus Türkmen ablan, gözünü seveyim ya. Vallahi burada hiçbirimizin senin kalıplığına uğraşacak hali yok ha. Zaten bu Möhteber ablanın kabadayı kardeşi yüzünden kızımın başına gelmedik kalmadım. Ha niye benim kardeşim kabatlı olsun ki? Senin evimin kızın asıl nikah masasında kardeşimi delirtti ya. Allah Allah. Delirmeseymiş o da. Ne var yani? Kızım alt tarafa bir şaka etmiş. Ne var yani? Gariler gariler. Kavganızı balla kesiyorum ama farkındaysanız biraz önce Show TV haberde boy boy fotoğraflarımız çıktı ya. Aman biz ne diyoruz he? Biz ne diyoruz? Biz farkında değil miyiz sanki? Yani demem o ki, eğer ağam da bu haberi izlediyse bir daha sittin seni konağa gelmez. Ay benim güzel kızım, annesinin balı. Ay benim bahtsız kızım. Kendi bahtsızlığı yetmeymiş gibi bir de benim hayatımı kararttı. Allah! Benim hayatımı kararttı. Şşt, beni abla. Ya Allah, zaten üzgünüm, niye böyle söylüyorsun? Vallahi mı? Başka ne diyecektin? Yalan mı kız? Ne var o da evet deseydin, lafı dolandırmasaydın da benim de hayatım kararmasaydın ki kız bir gebeteceğim valla seni. Ay beni abiş işte. Ya tamam hala gitme kızın üstüne. O ister mi de en güzel günün böyle mahvolsun? Ya bir insanın başına bir günde daha ne gelebilir ya? Düğünüm mahvoldu. Sevdiğim adam nezarete atıldı. Ya üstüne üstlük bir tane verecektim. Ya gaciler sıkmayın canınızı. Ne yapalım, kesilen dalın hesabı olmazmış. Şimdi ne yapabiliriz? Azıcık onu düşünün be ya. He vallahi yenge, çok doğru bir şey söyledin. Bizim bir an önce abimi içeriden çıkarmamız lazım. Heh, bence bu işi biz halledebiliriz. Allah Allah. Nasıl olacakmış ha o iş? Baran'ın avukatlığını mı edeceksiniz acaba? Hayır anneciğim. Şekerimizi, çikolatamızı alıp gideceğiz. Nikah memurundan Baran adına özür dileyeceğiz. Hep birlikte mi? Yok yok. Gelin olarak sen gideceksin. Dilan'la ben de geliriz. Evet evet. Tabii ki de geliriz. Yok yok. Ben o deli herifin yanına kızımı öyle yatım gibi yalnız başına yollamam, ben de gelirim. Ya anneciğim bence sen hiç karışma. Sebep? Çünkü bu işi ancak tatlı dil halleder. Oy. Sen va yılan dilli mi değilsin? Annem. Annem. Tamam. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diyorum anneciğim.
Yengeme hak veriyorum. Yürüyün kızlar. Yürüyün, gidiyoruz. Bu da neymiş? Ana. Gittiler ya. Ama gittiyse gittiler be ya. Ben bir kahve yapayım da azıcık kendimize gelelim. Yap yap. Suratı resmen çarşamba pazarına dönmüş. Sadece suratı mı? Adam iyice baksanıza. Bence biz bu çiçekleri, çikolataları bırakalım, gidelim. Bu adam hayatta şikayetini geri çekmez. Şirin, Şirin, Şirin. Oo! Nereye gidiyorsun? Biz ne konuşmuştuk? Ha? Güzel güzel konuşup adamı ikna edeceğiz. Hem bizim gibi tatlı, güler yüzlü, sempatik kızlara kim hayır diyebilir ki? Doğru diyorsun. Hadi inşallah. Neyse. Neydi bu adamın adı? Mülayim, mülayim sert. Tamam. Hadi bismillah. Mülayim Bey. Mülayim Bey. Mülayim Bey. Ölmüş olabilir mi? Yok artık. Kızım, ne Hazar uyandırır gibi uyandırıyorsun öyle. Çekil. Bak şimdi. Mülayim Bey! Şişt, kime diyorsun? Kalksana! Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Ha, sakin olun, sakin olun. Bizi hatırladınız mı? Hayır. Yazık! Bak gördünüz mü? Hafızasını kaybetmiş. Pişt, kızım, daha iyi ya işte. Veririz eline boş bir kağıdı, imzalattırırız biter gider. Böylece abimi içeriden çıkarmamız daha da kolay olur. Yılan. Annemin doktora bir görünsen mi? Mülayim Bey. Merhabalar tekrardan. Ben Şirin. Bugün kıydığınız, yani kıyamadığınız nikahın geliniyim. Seni şimdi hatırladım. Beni bu hale getiren adamın evde kalmış sözlüsüsün. Evde mi kalmış? Niye öyle bir şey dediniz ki? Çünkü senin Adana il sınırları içerisinde evlenmenin mümkünatı yok da onda. Ha, o kroyu değiştirirse belki o zaman olabilir. Ya ya, ya siz bana çok yanlış anladınız Mülayim Bey. Baran son derece centilmen, son derece kibar ve son derece beyefendi bir adamdır. Aa! Şirin, sadece o mu? Bir kere benim abim çok merhametlidir, sevgi doludur. Yarı geldiği zaman büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öpmesini bilir. Belli canım, belli. Ellerimden, gözlerimden her yerinden öptü beni canı sağ olsun. Ama siz de hak ettiniz yani. Efendim? Yani eli öpülecek adamsınız maşallah. Mülayim Bey, ben size konuyu şöyle özetleyeyim. Biz o nikah masasına oturabilmek için ne badireler atlattık bir bilseydiniz. Ya siz birden öyle nikah kıymıyorum deyince de Baran da delirdi tabii ki. Resmen hayallerimizi yıktınız Mülayim Bey. Ben de size şunu söyleyeyim küçük hanım. Siz nikah masasında sadece ve sadece benim sorduğum sorulara cevap vermekle yükümlüsünüz. Ama ben de öyle yaptım zaten. Hayır efendim. Siz evlilik kurumuyla alay ettiniz. Aa! Ne münasebet. Ben hiç öyle bir şey yapmadım ya. Ben sadece şaka yapmak istemiştim. Devletin memuruna şaka yapamazsınız küçük hanım. Bakın, olayın sizinle hiçbir alakası yok. Gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Mülayim Beyciğim. Sizden bizi affetmenizi rica ediyorum. Affetmiyorum efendim. Of. Ya bir sıkıntı bastı bana. Çıkar mısınız odamdan? Siz şikayetinizi geri çekene kadar bu odadan çıkmıyoruz Mülayim Bey. Şikayetimi geri almıyorum efendim. O maganda nişanlınız hapislerde çürüyecek. Bana bu yaptıklarının bedelini tek tek ödeyecek.
bedelini ödeyecek diyor ya. Hele şuradan bir çıkayım. Burnundan fitil fitil getireceğim onun. Öyle mi? Tatlı deli yılanı deliğinden çıkarır dedik. Şirin'in içindeki tabancalı deli ortaya çıktı. Ya anasını kız işte. Ne olacak? Neyse şimdi ne yapacağız? Bir yâri sevdim, adı Şirin'di. Gözüm menevşe, saçı ipekti. Ona kavuşmak hayal gibiydi. Telli duvaklı nikah masasına oturmuş idi. Vallahi hada billahi hada evet demiş idi. Allah'ıma Kur'an'ıma evet demiş idi. Demiş idi. Ama o nikah memuru olacak vicdansız. İnanmamış idi. İnanmamış idi. Şirin'im. Kız sen ne yapıyorsun burada? Beni ziyarete gelmiş olamazsın herhalde. Senin özlemine daha fazla dayanamadım sevdiğim. Beni de atın içeri dedim. Çılgına bak ya. Allah'ına Kur'an'ına söyle ne yapayım burada? Yoksa bir suça karıştın. Yani tam karışıyordum ki izin vermediler. Kız beni fıttırtırma fıttırtırma. Ne yapayım burada söyle. Şimdi ben Dilan yengem tamam mı? Aldık elimize çikolatamızı, çiçeğimizi. O vicdansız nikah memurundan özür dilemeye gittik. He. Adam şikayetini geri alsın diye dökmediğim dil kalmadı Baran. O da kabul etmeyince ben de... Sen de çektin vurdun onu. Yok. Silah çektim ama vurmadım. Kızdın mı? Ya ama ne yapayım? Vallahi bak ikimizin geleceğini düşündüğüm için yaptı. Ya seni burada böylece bırakamazdım. Ne yapayım? Allah seni gelinim etsin. Kız biz ne kadar harika uyumlu bir çift olduk kız. Aynı Safiye Soyman'la Faik Öztürk gibi olmadık mı? Gel hele gel. Bak hele diyorum ki, acaba nikahımızı burada mı kıysak? Sonuçta burası bizim ikinci yuvamız oldu. Yo eksikti. Hamura. Kız oh ya, vallahi getir Güllü. Ama nasıl güzel, nar gibi kızarmış ha. Eyvallah. Hadi ye. Hadi ye. Hadi İskender ya. Bu ne ya bu? Şaka mı yapılıyor? Ya yenge konuşmayayım dedim. Parçık biçik ettin hayvanı yani. Öldürdün hayvanı öldü. Tavuk öldü şu an. Ya kadavraya döndürün. Ne yapacağım ben? Otopsini yapacağım bununla alıp. Şuna haline bak. İskender bağırma kacıyı. Allah Allah. Ne çabuk unuttuk ya ekmek arası ekmek yediğin günleri. Hadi ye. Anne. 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 Çok, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kız? Ana. Yoksa Şirin'ime mi bir şey oldu? Ha, işte biz de bunu söyleyecektik. Kızım siz adamı çatlatacak mısınız ya? Ne söyleyeceksen söyleseniz akı. Şimdi biliyorsunuz ki biz nikah memurunu ikna etmeye gitmiştik. Evet. Biz ikna edemeyince devreye Hazar'la Kan abim girdi. Boş ver orasını geç evet. Onlar da ikna edemeyince devreye Papitum girdi. Bana tamam ne heyecanı yapıyorsun ya? Papitum devreye girdiyse bütün konuyu halleder benim kocacığım. Yok Kamil ablacığım, öyle olmadı işte. Kamil amca da ikna edemedi adamı. Sonuç? Sonuç şu. Şirin adama silah çektiği için, Hazarlar adama işkence ettiği için ve Papitum adama tehdit ettiği için hepsini polisler götürdü. Ama
Ben de önemli bir şey oldu sandım ha. Ne? Sıkıntı yok. Gecikleri gibi çıkar onlar. Sanki bizim oğlanların alışık olmadığı şey Duran. Bu çıkarttı Serbilot'te. Ana! He? Kıvırcığımız mahpuslara düşmüş. Sen bir şey olmaz diyorsun. Tabii. Ana var, anacık var. Ya girmedikleri yer mi? Ya iki güne kalmaz çıkarlar. Ya erkekler neyse de benim güzel Şirin'im de içeride dur ya. He bu senin hep o kabadayı kardeşin yüzündendir ha Mehteber abla. He benim kardeşimin kabahati ne ki? Ne yaptıysa senin kızın yaptı. Yok nikah masasında memura şaka yaptı. Bir de tabanca çekmiş işte. Tövbe tövbe. Allah Allah. Tabanca çektiyse keyfinden mi çekti benim biricik kızım? Senin o kardeşini kurtarmak için çekti. Niye çekti o? Bana bakın. Asıl sizin sülaleniz yüzünden benim bir oktat kocamın düştüğü hallere bakın be. Valla mamasita. Papitomun içinden çıkan Adanalı'yı görseydin hiç böyle söylemezdin. Maşallah. Doğumunda babası tarafından satılmış olan kızımın kaderinde bir kez daha babası tarafından satılmış olmak varmış. Şimdi ben kızımın babası mahpustayken nasıl büyüteceğim? Yoo! Yoo! Ah! Asıl benim başıma gelenler. Kız siz hep bir oldunuz. Benim ocağıma incir ağacı diktiniz ya kız. Vallahi. Sizin yüzünüzden ben artık kalıklık kitabının tarihini yaz... Emme! Teşekkür kısmına da hep izin böyle tek tek ismini yazmazsın. Bağdat Türkmen demezsinler. Getir be. Allah bir dur, bir dur. Ne olur bir dur Allah aşkına. Şimdi ne yapacağız? Hazarlar içeriden nasıl çıkaracağız onu düşünmemiz lazım. Aman Allah Allah. Bana ne keçi çobanından? Ben çok da fifi. Benim kocacığım bir ökret kocacığım. Ha şimdi bize ne olacak ki? Kadın başımıza kaldık. Ağamız da yok başımızda. Tamam be! Var ya! Nerede ki? Ne yapma geldi, ne oldu? Ağınız falan bir yere gitmedi ya. Bir yere gitti yok ağınızın. Burada ağınız. Al buyur. Ben ya, ben İskender ha. Benim diğer bozuklarda neyim eksik acaba? Onlar kadar haşin ve gözü karayım. Yengelerim, bakın lütfen merak etmeyin. En kısa zamanda ben bu işi çözeceğim, halledeceğim. Gülistan. İskender. Kalk gidiyorsun. Nereye gidiyoruz? Beni giydireceksin, kuşatacaksın, hazırlayacaksın. Kılıcımı kuşanacağım. Kılıç mı? Ne kılıcı ya amca? Bak sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Şşş. Silans. Saçmalama kız, ne alaka? Bu kılıç her kapıyı açan özel bir kılıç. Öyle bildiğiniz gibi bir kılıç değil. Gülistan! İskender! Avengers gibi. Kaptan Adana. Ya ağam hala ortalarda yok ya. Gelin Duran belki de dördüncüyü aldı. Yanından gelemiyordur. Bana bakın karılar. Bu konakta ağamın nerede olduğunu bilen bir takım insanlar var. Ve bu insan kişileriyle biz şu anda aynı ortamda beraber oturmaktayız. Yeni gel o. Kimden bahsettiğimizi çaktın? Hayır. Buyurun. Allah Allah. Hayır oradan bakıldığında burası böyle salak mı görünüyor ki ne? Kızlığa bak. Çabuk söyle. Hazar'la ve Şirin'le siz ne konuşuyordunuz içeride fısır fısır? Ağam dediğinizi duyduk. Ya yok dedim ya. Bana bakın. Eğer ağam dördüncü bir karı bulduysa, o karıya aşık olduysa, o karıya aşık olup nikah bastıysa, ona nikah basıp onunla beraber balaylarına gittiyse, o balayları... Abi. Daha fazla devam edemeyeceğim. Ya ne dördüncüsü ne nikahı. Kalender babam asla yapmaz öyle şey. Sen nasıl böyle emin konuşabiliyorsun ki? Sen biliyorsun ağamın yerini ha? Yo yo. Yo yo. Bilmiyorum. Ama
Kalender babam asla bir kuma daha almaz. Hem almış olsa bile bu kadar olayın üstüne mutlaka gelirdi. Ya yeni bir torunu oldu, kızı evlenecekti. Mutlaka gelirdi. He, doğru değil ya. Eğer dördüncüyü almış olsaydı zaten koluna takar nikahı da getirirdi ya. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Oğullarınız mahpus da siz hala baba ağanın derdine düşmüşsünüz. Yazıklar olsun. Ya gaciler, İskender'in telefonu kapalı. Bir türlü ulaşamadım be ya. Afet, Afet. He ana. Kız Gökhan'ımdan haber var mı? Yok, henüz aramadı. Allah'ım yarabbim. Hah, ey insan lafın üstüne vallahi Gökhan arıyor. Alo, kocacığım aslanım ne yaptın, çıkardın abinleri? Yok be, nerede? Abimler çıkarayım derken heyecana çaldık burada. O ne demek şimdi ya? Ya ne demek olacak kız? Bozok erkekleri tam kadro burada maşallah. Bir İskender amcam eksikti, o da geldi tam oldu. Afet ne diyor? İskender'imden haberi var mıymış? He, o da yanlarına karışmış maşallah, eksik kalmamış. Korkut dedemle Müslüm amcam da gelirse artık direkt ben ikametgahı buraya alırım kahvetim. Gökhan sen ne diyorsun Allah sen? Ha? Bir de halinizle dalga mı geçiyorsun anam? Verse sen şunu bir bana. Gökhan ne konuşuyorsun? Eğer kim cevap verirse çabuk bana kıvırcığımı verse su duyacağım. Tamam yenge tamam. Abi. Hı. Yengem sen istiyorsun. Yapma yavrum. Karıcığım nasılsın? İyi misin canım? Bebeğimiz nasıl, o da iyi mi? Ay kan. Nasılsın? Ya şeyi soracaktım. Bir ihtiyacın vardır yoksa mı yok? Don atlet neyin yollayayım? Kız ne donu ne atleti, edebiyat yapma bana. Mahpushaneye düşmedik, daha nezarethanedeyiz. Kaan, şunu asla unutma. Benim olmadığım her yer sana mahpus sayılır. Ya asıl senin olduğun her yer bana mahpus. Ey, sus geç. Ay. Allah Allah, salak salak konuşma be. Ver şu telefonu. Aldın ya. Almışım. Yavrum ver bakayım, benim kocacığımı ver bakayım. Sesini duyayım Kamil'imin. Tabii Kamil ya Allah hanımcığım, bir dakika. Kamil Bey abi, al sevgili karıcığın seni istiyor. Al. Alo, Kamil hayatım nasılsın? İyi misin? Ay Kamil ben iyiyim tabii be. Sen nasılsın asıl? Sen söyle bakayım kocacığım. Sen beni düşünme hayatım, kendini düşün. Daha çok gençsin. Bekleme beni bebeğim, bekleme. Ne diyorsun la Allah Allah, iyice Yeşilçam'a bağladın ha. Ama sen merak etme, ben seni kurtaracağım, özgürlüğünü kavuşturacağım kocacığım. Kamile, hayır lütfen. Lütfen Kamile, lütfen. Bak benim için kendini ateşler atmanı istemiyorum hayatım, lütfen. Sen bana güven be, ben her şeyi halledeceğim, merak etme dedim. Gözün arkada kalmasın, haydi kocacığım, iyi geceler sana. Al kız. Ay Kamile abla, hepsini kurtaracağım değil mi? Kız tabii kurtaracağım. Benim adım nedir Kamilyalı kadın? Benden kaçmaz be. Ay Allah'ım ya. İyi de bulayım be, şikayetini geri almadığı sürece çıkamazlar içeriden. Adam da puh diyor, peygamber demiyor. Vallahi sen bu Türkçeyi iyice saçma sapan konuşmaya başladın yavrum. Puh ne ya? Puh ne valla? Ona huh denir be. Ne? Ne? Yemin ediyorum bu konak benim zekamı hak etmiyor Afet. Ay. Afet. Çabuk ol bak, bu garip açlıktan parmağımı emir. Ay tamam tamam. Nazgül kız, Nazgül. Oy oy oy. Çok mu acıktın sen? He? Gittikleri prensi seni. Oy kurban olurum sen yaradara. Bakamıyorum yavrumu. Allah nasıl bir anayım ben. Nazgül! Nazgül he! Kız! Nazgül Hanım haydi! Haydi hanım ay! Yarım kilo süt tat bana haydi! Bağırma, çocuk uyuyorum. Sen niye ağlıyorsun? Sütünle vedalaşıyorsun. He Afet, sütümle vedalaşıyorum. Olmayan sütümle vedalaşıyorum. Goodbye my milk. Ne diyorsun sen? De haydi
çıkart da sütünü sağ. Yazık yavrum paribin, sündü acından be. Ayol, sağamazsın. O niye o? Cibriliği tuttu yine mızık. Yok hemen bekliyorum ki yoğurt olsun. Kız, el kamer bebeden sakınacağım sütümü. Sütüm yok ama kesildi. Ben de bunu yedim. Kız sen kimi kandırıyorsun? Ha? Elektriktir bu böyle yarıda kesilsin. Afet Allah'ını seversen manyak manyak konuşma. Bir de sen üstüme gelme zaten buradan sütüm kesilmiş. Allah'ım. Sen ciddiysin ha. Kız anam belki dibinde kalmıştır. Ha? Bakak haydi pompayı takak bir bakak dibinde ne var ne yok. Afet bidondur bu dibinde kalsın. Ha? Manyak manyak konuşuyor. Yok işte yok dinle. Ay çok acıdı hassaslaşmış. Kız kurban oldum. Peki niye oldu? Ne oldu da oldu böyle ha? Anlat. Kırkını gibi silem. Bakın şimdi ben kıvırcığıma üzüldüm ya. İşte o yüzden oldu. İyi halt ettin. İyi halt ettin. Ne vardı üzülecek? Kız sen emzikli kadınsın. Yakışıyor sana bu haller. Buna mı şok oldun? Ha? Ya ne olmuş nezarethaneye düştülerse? İlk defa mı oluyor? Buna şok mu oldun yani Nazgül? Pes sana be. Afet iki tane de ağzıma vuraydın. Kızım ne bağırıyorsun? Burada çocuk uyuyor. Pırlesin Allah canın almaya. Ne bileyim be kızım. Ya ben sana üzüldüm ondan. Bak ne oldu? Üzüldüm. Sütün kesildi. Anında satılmış aç kaldı. Garip aç kaldı. Bize vurdu. Ne var üzülecek diye bacım. Hem zaten kan abimler bugün yarın gelirler. Geldim, geldim. Aman da aman benim karıcığım. Kocası nezaretlere düştü diye mi ağlıyormuş? Evet, ağlıyorum. Gel, gel. Nerede kızımız? Onu da sarılayım öpeyim. Ayol, sakın dokunmayasın. Zaten zor uyuttum yavrumu. Ne oldu ki? Hastalanmadı inşallah. Ayol, aç kaldı. Ne? Aç mı kaldı? Evet. Aha, aç kaldı. Sütüm kesildi. Ne diyorsun? Niye kesildi? Faturayı mı ödemedin? Ya kan ne saçmalıyorsun Allah'ını seversen ne faturası ya? Ben sana üzüldüm ya. İşte o zaman sütüm kesildi. O rahatladın mı şimdi? Kadersiz sattırmışım. Bahti kara yavrum. Doğumu da babası tarafından sattırmış olan yavrum. Neden süt park tarafından sattırmasın? Ya karıcığım yorma kendini. İki dakika bana laf sokma ne olursun yorma kendini. Afet. Koş dolaptan süt getir haydi. Yok ki yok. Ben Nazgül'den saatle dolaba koyduğum bütün sütleri garibime içirdim. Süt stoklarımız tükendi yani. Kız ne demek yok evde sütten bol ne var? Ya inek sütü iç olur. Ne bileyim olmaz mı? Allah Allah of ne yapacağız şimdi? Nazgül bebeğimiz aç mı kalacak? Ayol aç kalmayacak. Sen şimdi gideceksin. Yere doğurmuş emzikli bir anadan süt getireceksin. He hadi kız. Vallahi doğru söyledin ha. Ben gideyim bir koşup bütün aşirete bir haber salayım. E nasıl olsa sülalemiz rahat. İlla ki bir tane emzikli karı bulurum ben. Haydi kaçtım ben. Canın almaya bağırıyor. Koş haydi koş. Bir şey mi diyecektin? Üzülme karıcığım halledeceğiz. Merak etme canım. Where is my milk? Dinle. Bak bu dinle yok demek yani. Süt yok. Ay yavrum. Gel gel. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sütünüz var mı kardeş? Süt mü? Benim mi? Yok, valide hanımınızın. Maşallah size pek bir yaramış da. Yani yengenin sütü var mı? Fazla varsa bize verebilir misiniz? Henüz doğum yapmadı. O yüzden sütü yok. Siz ne için? Biz kendimiz için. Neyse, önemli değil. Size hayırlı doğumlar. Hadi kolay gelsin. Hadi. Bu kadar lan, bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Kardeş, karın doğurdu mu?
Evet, neden? Tebrik ederim. Peki sütü var mı? Var. Şahane, bravo. Ya o sütten bize biraz verir misin ne olur Allah için? Anlamadım. Ya Bella anlatsana Allah için. Tamam, tamam. Beyefendi, bizim evde iki tane küçük bebeğimiz var ama anne sütten kesildi. Bebekler çok zor durumda. Onlar için biraz süt rica edecektik. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Sen biraz ağır otur. Hayatım, sakin ol lütfen. Ya siz deli misiniz ya? Kapıma gelmiş bir bardak pirinç ister gibi süt istiyorsunuz. Ya kardeşim deli falan değiliz. Ben bebeleri aç kalmış bir babayım, anla beni. Hadi hadi başka kapıya, Allah versin. Ya amma cimri adamsın ya. İki dakika karını sağsak ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Yok, yanlış anladım. Pompayla, pompayla. Evet, abicim şimdi sen karışmıyorsun, ben hallediyorum. Ay, bence hiçbiriniz karışmayın Hazar. Çekeyim bakayım. Evet, yengem haklı. Buyur kızım. Merhaba teyzeciğim, iyisin inşallah. De teyzeciğim, bizim iki tane bebeğimiz var. Annenin sütü kesildiği için saatlerde açlar. Ay, kıyamam ben onlara. Biz de bu yüzden... Anladım seni, anladım. Yavrucaklar da çok şanslı. Gelinimin fazla sütü var. Ama bir gelinime bir konuşayım, sana haber vermiyorum. Peki. Biraz bekle. Anna! Şostanos ya. Bir dakika, bir dakika. O kadın Anna mı dedi? Evet, Anna dedi. Hatta geline de Ukrayna'ya cevap verdi. Bu iş yatar arkadaşlar. Biz o kadının sütünü hayatta alamayız. Niye ki ne? Oğlum niyesi mi var? Nazgül'ün Ukraynalı kadınlara, hatta bütün Doğu blokundan olan kadınlara alerjisi var. Yemin ediyorum bir öğrenirse var ya, bana neler yapar neler. E ne yapalım yani? Bırakalım da bebekler açlıktan helak mı olsunlar? Vallahi doğru diyor abi. Süt süttür. Anna da anadır yani. Ya orası öyledir de işte Nazgül, Anna, Naz... Tamam. Tamam kardeşim, tamam. Peki alacağız. Ama bana söz vereceksiniz. Nazgül bu olanları bilmeyecek, tamam mı? Söz mü? Vallahi Afet de bilmezse iyi olur ha. Tamam, söz. Haydi. Hadi teyze. Gel kızım, gel. Gelirim, kabul etti. Gel yavrum. Oh. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim, çok sağ olun. Yenge al. Hayır, al bu. Yok, bu benim. Tamam, bu benim. Bu benim. Gel. Ah. Başardım. Oh, süpersin sen. Canım karım benim. Haydi gidelim hadi. Bir dakika, bir dakika. Oğlum bak, bana söz verdiniz. Bu olan bitenleri Nazgül'e anlatmak yok, tamam mı? Söz mü? Ya abicim söz verdik ya. Oğlum bak şimdi Nazgül sorar, siz ona direkt ana sütü deyin. Sakın anne sütü demeyin, tamam mı? Yok yok, ana sütü de demeyin. Direkt anne sütü deyin. Oldu, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi abi, hadi abi. Oğlum bak parçalar, yemin ediyorum. Üç tane çocuğum var benim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kadın o kadar Ukraynalı'ya şey dedi. İşte Ukraynalı kadının süt anası oldu ya. Ben böyle bir şey görmedim. Vay vay vay. Hastahaneye bak ya. Ne kadar güzel. Ah kadersiz Nazgül. Tabii biz böyle hastahanelerde doğuramadık. Seni yüzünden evde doğurdu. Sen de bana laf sokmaya yer arıyorsun ha. Aramaya gerek yok ki. Ne yanına baksam senin bir hatanla yüz yüze geliyorum. Nazgül, istersen kavganızı sonraya saklayın ha? Evet ya, amacımızdan sapmayalım lütfen. Sonuçta biz buraya kadına teşekkür etmek için geldik. Allah korusun. Sonra kadın sizin kavganınızı duyarsa, üzülürse onun da sütü kesilebilir. Oğla Direj ne diyorsun ha? Yok yok, Direj çok güzel diyor. Biz sakinliğimizi, dinginliğimizi bozmayalım kardeşim. Vallahi bebelerimiz aç kalır ha, lütfen. Hah, geldik. Kapı burası. Ha, bravo. Efendim, hazırsanız söylüyorum. Çal, gel, çal. Çal. Aa, merhaba. Siz miydiniz kızım? Evet teyzeciğim. Bebeğimizin annesi sizinle tanışmak istedi de. Evet. İyi ettiniz. Buyurun içeri. Gelin. Gelin. Aa, yalnız tatlı bir tip bu ha. Ay seni yiyeceğim. Gel kız. Gel. Biz kim geldik? Girelim abi.
Sen ne tatlısın kız. Saçın hem de lülüklülük ha. Gel kızım. Nalet girsin. Karı çok güzel. Efendim? Yok bir şey tatlım. Sağ ol. Sütü çok oraya geçti. Vallahi bebeğimin boğazına geçti. Eksik olma. Hiç değil önemli bir şey. Hiç değil önemli bir şey. Nerelisin ki sen? Ukrayna. Ana! Evet, evet. Adım Ana. Neymiş senin? Ben anlamadım. Yok bir şey. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ben de. Nazgül. Aha, bu gördüğün kıvırcık karısı oluyorum. Yani o benim kocam. Ve onun hayattaki en değerli varlığı benimdir. Ne güzel, ne güzel. Ayrıca ben onun 3 çocuğunun anasıyım. Yani demem o ki sen anaysan ben 3 defa ana oluyorum. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Biz size ne kadar teşekkür etsek yine de az gelir ama hediyelerimizi kabul edersiniz çok mutlu oluruz. Niye zahmet ettiniz kızım? Hiç oldu mu böyle? Ay yok yok oldu. Problem değil. Zaten getirdiğimiz bir baklava meyve güzel çiçektir. Başka bir şey getirmedik. Sağ olun. Yalnız olmayan bir şey var. Ne gibi kızım? Koca. Ablam nerede bu kızın kocası? Oğlum yurt dışında çalışıyor. Gelinimle de orada öyle tanıştılar. Anam, gurbette. Yani gelmeyecek mi? Gelecek kızım. Akşama kadar gelir. Ha! Akşama gelirdi. Ya o kadar tatlı söyledi ki seni öpeceğim ben. Ay sen lüliklerin de mi var kız? Şuna bakar mısınız ya? Bir de bunlarla uğraşmış Seray ya. Senin neyine be? Ay canım. Biliyor musun? Bak, size daha benim hediyelerim vardı. Ben demedim sürpriz olsun diye. Bak, bak. Görüyor... Ha, bu değil. Aa, bu da değil. Aha bu, işte bu. Bu size hediyem benim. Yeterli. Aa, bir tane daha bir şey varmış sürpriz. Çok teşekkürler. Teyzeciğim, biz size daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Değil mi Nazgülcüğüm? Evet. Yalnız benim son bir maruzatım daha var. Acelemiz yok Hazar abi. Ablacığım, şimdi senin bu gelinin hastalığı neyin vardır yoksa mı yok? Hastalığı yok. Neden sordun kızı? Hayır yani ben de bir anayım abla. Sonuçta onun sütünü çocuğuma içirmişim. Bunları merak etmem çok normal bir şey. Aşılar neyin tam mı? Aşı derken neyi kastettiğinizi anlayamadım. Gelinim sporcudur. Aynı zamanda sağlığına iyi dikkat eder. Ne güzel, ne güzel. Eğer bir mahsuru yoksa biz sizden biraz daha süt rica edecektik. Ne diyorsun Belo, hala mı? Evet Nazgül, hala. Bebekler açlıktan ağlamaya başlamıştı bile. Ah! Ah! Pardon ya! Affedersiniz. Benim şeyim karışmış araya. Nazgül, hemen be. Beni bir değil. Tamam o zaman hadi. Ne yapacaksanız yapın ben bakmıyorum. Allah'ım yarabbi ya. Ya ben bunları yapacak karı mıydım? Yaptığın şey ne varmış Nazgül? Daha ne olsun Dreş? Ukraynalı'nın sütünü içirdim çocuğuma. Ya Nazgülcüğüm bence sen biraz abartıyorsun. Evet karıcığım biraz olaya iyi tarafından bak. Ya nasıl iyi tarafından bakayım? Karı Ukraynalı. Kız ben de onu diyorum işte. Belki bacakları da Ukraynalılar gibi uzun olur. Aa, sen nereden biliyorsun karı yatıyordu da bacaklarını gördün? Ha? Önceden mi tanıyordu kadını? Doğru söyle lan. Tövbe ne alakası var? Ben tamamen bilimsel konuşuyorum. Ukraynalıların bacakları uzun olur. Bunu herkes bilir. Kaan şimdi ben sana bilimsel konuşurum. Eğer kim devam edersen... vallahi hayatta kalma olasılığı milyonda bir olur ha. Tamam karıcığım, tamam. Uzun bacakları boş ver. Uzun bacaklı falan olmasın. Belki saçları sarıya döner, ha? Uf,
çıkarttı Sevin Atakan. Ne oluyor sen şimdi de sarışınlara heveslemeye başladın? Ben? Dağım bozuk. Başka kadınlara heveslenmek mi? Allah yazdıysa bulsun. Verim Nazgül'üm. Ver o elini. Güzel karıcığım, ben senden başkasına heveslenir miyim hiç? Ha? Ya delisin ha. Ya. Sarı marı en güzeli benim karım. Ay deli ya. Araştırıyorum. Bak. Ha komutan. Ha biz hazırız. Yanaştınız mı Gona? Tamam pek. Tamam. Cemil. Ha Cemil. Komutanlar geliyor. Kapıyı açın. Dede. Benim için meşrahat değil ha. Ya babayı bize vermezlerse? Oğlum dedim ya. Gerekli araştırmaları yapacaklar, verecekler. Hadi bir sorun çıktı. Hadi bebeğin ailesi ortaya çıktı, vermiyor dedi. Bu iş o kadar kolay değil benim oğlum. Hem yapacak bir şey yok. Yani biz kendi kafamıza göre el alemin bebeğine el koyamayız. Biz el koymadık ki dede, kendileri bıraktılar. Olsun benim oğlum. Gene de devletten gizli iş yapamazdık. Aha, geldiler. Hoş geldin komutan. Hoş bulduk Korkut'a. Hanımefendi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden geliyor. Bebeği teslim alacak. Ama geri verecekler değil mi? Geri vereceğiniz değil mi? Sizi işte işten haberdar edeceğiz. Bebeği alabilir miyiz? Hadi Gökhan'ım. Git afete haber ver, bebeği hazır etsin. Tamam dedem. Komutan, size bir ayran neyin ikram edeydik? Sağ olun, hiç zahmet etmeyin Korkut abi. Biz bebeği alıp gidelim. Anam, peki, peki. Nasıl? Durumlar iyi mi? Biraz yoğunluk var, çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Almaya gelmişler seni. Almaya gelmişler. Vermem ki, vermem. Oğlum, oğlum dayanam sana ben. Ben seni kimselere vermem ya. Afet. Vakti geldi. Galiba almaya geldiler. Benim değil o. Değil. Onun anası da var artık, babası da var. Afet. Aşkım, vermemiz lazım. Sonra geri alırız inşallah. Yok. Yok. O benim oğlum. O benim oğlum. Ah. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim işte. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Afet. Vermeyeceğim. Afet. Bakalım bu sefer nasıl evlenemeyeceğiniz ha? Aman Allah korusun kız. Ya Ayşe anne niye öyle diyorsun ya? Vallahi Ayşe anne haklı söylüyor. Ben de çok merak ediyorum. Bu sefer o manyak memur senin gelinliğine falan beğenmez, laf eder. Nikahımızı kıymazsa. Yok yok. Sen kendine mukayyet ol. Hiçbir şey olmaz. Siz şimdi onu bunu bırakın da ağamın nerede olduğunu söyleyin bakalım. Aha da biz böylece düşündük, taşındık. Ağamın nerede olduğunu bildiğinize karar verdik. De haydi. He. Bilmiş mi? He. Vallahi ben bilmiyorum babamın nerede olduğunu. He. Ben de Möhteber ablama hak vermek zorundayım. Biz bu öylecene düşündük, taşındık. Ağamın yerini bildiğinize karar verdik deyin hele. He he. Anne sen deme bari ya. Ben babamın yerini bilsem kolundan tutup getirmez miydin buraya? Yani kuşağımı babama bağlatmaz mıydın mesela? He? İşte bir de tam burada tıkanıp kalıyoruz. Ama dün odada o am dediğini de duyduk vallahi. Hı hı. Ha, ya dedin ki şey diye. Ne diye? Şey diye. Kız ne diye? Vermeyeceğim. 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 Kız Afet miydi o? He. Tutun tutun bebeğe kaçırın. Bebeğe kaçırın. Aba. Dur hadi. Allah! Bebeğim kaçırıyor. Hadi, hadi gidin ha. Vermeyeceğim. Gelmeyin. Vermeyeceğim, benim oğlumum. Vermeyin. Afet! Dur gülüm. Lan Gökhan! Afet, ben o çocuğu geziyorum.